Herkese merhabalar. Bugün Miray ile canlı yayınımız olacak. Miray. Günaydın. Günaydınlar abicim. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi, güzel her şey. Seni erken mi uyandırdık bugün? Biraz. Öyle mi oldu? Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Hı? Yoksa iptal edelim, öğleden sonra falan yapalım. Olur mu? Yok, sorun değil. İyi, peki tamam o zaman. Miray nasıl gidiyor abicim Kanada hayatı? Miray Bezaz kimdir? Bize Miray Bezaz'ı bir tanıtır mısın? Merhaba. ben 17 yaşındayım şu anda. Kanada'da lise okuyorum. Yaklaşık bir iki senedir, bir buçuk senedir buradayım. 11. sınıfta buraya geldim. Tek başıma. Yatılı bir okulu yurdunda başladım. Hala gene değiştirdiğim okulun yurdunda burada yaşamaya devam ediyorum. Şu anda üniversite başvurularımı tamamladım. Psikoloji okumak istiyorum. Buradaki hedefim bu. Evet. Toronto'daki Ryerson Üniversitesi'ne hedefliyorum. Miray Bezaz son sınıf lise öğrencisi değil mi? Evet. Peki Miraycığım, Kanada'ya gelme fikri nereden çıktı? Bunu bize bir söyler misin? Hani neden Kanada? Yani ben aslında üniversitede hep yurt dışı istiyordum. Hani bu çocukluktan beri hayalimdi. Lisede böyle gidilebildiğini, hani böyle bir sistem olduğundan benim haberim yoktu. Bir aile dostumuz sayesinde eğitim aldı, Burhan abilerle tanıştım. Evet. Lisede de gidilebildiğini öğrendiğimde zaten hani kafamda bitti direkt. Hı hı. 10. sınıftaydım o zaman. Böyle bir şey olduğunu, yani bunun olabileceğini öğrendiğimde zaten gelmek istedim. Hani özellikle Kanada yoktu aklımda. Önce Avrupa düşündüm yakın olduğu için, ama hep psikoloji okumak istediğim için buradaki psikoloji alanındaki eğitimin en iyi olduğunu öğrendim. Ve buranın hani Amerika'ya nazaran daha sisteminin güvenliliği, şehir yaşam hayatı, bunlar beni daha çok çekti. Hani buranın daha sakin ve daha güvenli bir hayatı var. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak, bir de benim öğrendiğim dil İngilizce olduğu için, burada da konuşulan İngilizce, Kanada'yı seçtim. Evet. Aslında şöyle, şimdi canlı yayına bağlanan arkadaşlarımız da söylüyordur, acaba neden bu canlı yayını yapıyorsunuz? Şimdi bu canlı yayını yapmamızdaki neden aslında şu. Biz burada konaklama bir firmamız var, konaklama şirketimiz var, EKC Homestay adı altında. Ve Miray da eğitim al aracılığıyla geldi bize. Ve eğitim al aracılığıyla geldiğinden beri kendisine bu süreçte biz yardımcı olduk. Havaalanı transferinden tutun, işte yurduna yerleştirmesinden tutun. Miray'ın her konudaki buradaki destekçisi, yani guidance'ı, velisi biz olduk. Her konuda kendisine her zaman el uzattık. İyi gününde, kötü gününde. Şimdi Miray öncelikle bizim hani ona nasıl destek olduğumuzu, nasıl yardımcı olduğumuzu, bir nevi de prosesin nasıl işlediğini anlatacak. Miray, şimdi sen eğitim alla geleceğin zaman Burhan Bey, Burhan abi sana ne dedi? Oraya gideceksin. Seni böyle bir süreç mi bekleyecek dedi. Ne yapacaksın dedi. Nasıl olacak dedi. Burhan abilerle tanıştıktan sonraki sürecim aslında biraz uzundu. Birkaç ay sürekli gidip geldim. Hani emin olamadık. Ben emindim. Ailem emin değildi. Ailem emin oldu bu sefer. Ben emin olamadım. Hani ilk başta Burhan abiler bana bir karakter testi gibi bir şey yaptı. Ben bir hani şu şey testler vardır ya, 4 tane size özellik verilir. Bunlardan size en yakın olanı, en uzak olanını seçersiniz. Evet. Bana böyle bir test yapıldı. Hani ben de göreyim, onlar da görsün. Acaba ben tek başıma yaşamaya hazır mıyım şu anda? Bunu kaldırabilecek miyim, bunu yapabilecek miyim? Bu bence çok mükemmel bir yöntem.
Yani çünkü ondan sonra ben de hani sorgulamaya başladım. Çünkü bu istek olunca hani insana çok güzel geliyor. Çok böyle harikalar diyar gibi geliyor. Ay, yurt dışında yaşayacağım, tek başıma olacağım. Ama aslında göründüğü kadar kolay değil. Hani bazen göründüğü kadar güzel de değil. Ama güzel. Yani çok zorlukları var. Bunları ilk başta hiçbir şekilde göremiyorsun. Evet. Eğitim alalı biz ailemle, annemle sürekli gidip geldik. Sürekli hani gittiğinde nasıl olacak? Hani burası böyle bir ülke, bak böyle olacak. Yalnız olacaksın. Buranın sistemi senin sistemin gibi değil. Oranın insanları senin insanların gibi değil. Bunları anlamamızda bize çok yardımcı oldular. O yüzden bizim de uzun bir düşünce sürecimiz oldu. Ama hep hani ne zaman bir sorumuz olsa yanımızdalardı. Biz ne zaman aklımıza bir şey takılsa hemen birisine ulaşabiliyorduk. Bu yüzden hani çok içim, annemin de benim de içimiz rahat olarak geldik buraya. Zaten geldiğimde hani direkt sen vardın. Burhan abiye sürekli istediğim zaman mesaj atabiliyordum. Hani o bana oradan yardımcı oluyordu. Burada kimseyi tanımıyordum. Hani sen... Kanada'ya geldiğinin ilk gününü hatırlıyorum Miray. Telefonla konuştuğumuzdan tut. Geldi mi yayın? Ha? İlk gün sürecini hatırlıyorum ben. Çıktığın zaman, havaalanına geleceğin zaman günü hatırlıyorum. Sen, annen ve dayın Dayı. sizi almıştım. Bir valiz maceramız olmuştu, değil mi? Hatırlıyor Evet. musun? Yani öyle kötü bir şeyle başlamak zaten hani annemi de tanıyorsanız benim takipçilerim büyük ihtimalle tanıyorlar. Biliyorsunuzdur bizim bir ay bir valiz kaybıyla uğraştığımızı, ne hani bir hafta gerçekten zorluklar yaşadığımızı. Buraya öyle bir zorlukla gelince hepimiz demotive olduk. Evet. Ama ben gene o ara o bir ilk birkaç gün hani hiç yani düşmedi enerjim. Bir de şeyi hatırlıyorum ilk hani annemin benim ilk annem ve dayımın ilk İngilizce konuştuğumu görmesini hatırlıyorum. Ben o gururlu yüzü. O günü hatırlıyorum ya, biz artık Özer abiyle her gün havaalanındaydık. Artık o valizler ne zaman gelecek, ne zaman, o farklı bir stresimiz vardı. Ama o süreci de güzel bir şekilde atlatmıştık. Evet. Ama konumuza dönecek olursak, havaalanından indiğinde burada nasıl bir heyecanım vardı Türkiye'den buraya gelirken? Yani Kanada'ya gidiyorum, bir yerde kalacağım, yurtta kalacağım, bir lise eğitimimi artık orada tamamlayacağım. Yani nasıl bir heyecan içerisine girmiştin? Nasıl bir heyecan içerisine kapılmıştın? Yani şimdi ilk başta sanırım böyle bir okulu yurdu falan görmeden bir böyle hani yolda falan gördüğümde Toronto'nun içini hani filmde gördüğümüz yerler gibi hani böyle bir Amerikan filmi izleyip o New York'un sokaklarını görmek zaten aşırı benziyor ya o binalar falan. Biz hepimiz şey ya nereye geldik falan burası çok değişik bir yer. Çok güzeldi. Zaten o ilk başta gelinen heyecanla hiçbir şey anlamıyor insan. Hani zormuş yok yalnız kalacağımmış. Zaten bir hafta da annemlerleydi. O ilk bir hafta hiçbir şey anlamadım. Zaten turist gibiydik. Hani hep Evet. yerlere, hep en güzel yerlere gittik. Hiçbir şekilde o gerçekten yaşanacak yerlere gitmedik. Yani gerçekten yaşanacak yerlerde kötü falan değil de. Evet. Turistik yerlerine gidince oranın hep öyle olduğunu sanıyorsunuz hani. Hep öyle Evet. parıl parıl, hep işte mükemmel. Oralara gidince hepimiz büyülendik. Hani atıyorum yani bir de çok garip. İlk otele gittik annemlerle. Arkamızda Handmaid's Tale çekiliyormuş. Biz ama insanlarla dalga geçiyoruz kıyafetleriyle. Hani o kadar şaşkınlık içindeyiz ki. Sonra dedik burada dünya ünlü bir dizi çekiliyor. Biz Kanada'dayız. Aa. Aa. Evet. Sonra okula gittik. Hani böyle mükemmel bir şey bekliyoruz gene. Okulun yurdu öyle bizim beklediğimiz gibi böyle lüks, yeni bir şey değil. Orada fark ettik. Hani buradaki insanların böyle hiçbir lüks anlayışının, isteğinin bizim gibi olmadığını, o mindset'in. O yurda ilk girdiğimde annemle ikimiz de böyle bir garip geldi bize. Hani benim güzel sıcak odamdan çıkıp orada küçücük bir odaya girmek.
Evet, onu hatırlıyorum ben Özge Hanım. Benim kızım Aynen. burada mı kalacak? Erdem dedi, yüzüme bir baktı. Benim kızım burada mı kalacak dedi. Ben de dedim ki Özge Hanım, buranın şartları bu şekilde demiştim anneme. Çok iyi hatırlıyorum. Oradan da çıkmıştık zaten yurdundan ayrılırken. Annenin yüzünde kötü bir, birazcık Ben üzgün bir tebessüm vardı. kızım burada mı yatacak falan. Evet, öyle söylemişti. Uyuyamam. Ben. Evet, aslında bir de senin şöyle bir şeyin var eğitim sürecinle ilgili aslında. İki lisede biz aslında farklı lisede farklı okullarda son seneni aslında farklı okulda okuyorsun, değil mi? Evet. Geçen sene neredeydin? Onu da söyleyelim. Bronte College'daydım. Hı. Şimdi Bronte'deydin. Oranın okulun içindeki yurtta kalıyordun. Şimdi de Upper Madison College'dasın. Arasındaki fark ne peki? Buranın yurdu daha butik, okul da daha küçük. Buranın yurdu böyle kocaman bir evde sadece hani 10-15 kişi kalıyoruz. Okuldan uzak bir yerde servisle gidiyoruz. Daha böyle yer olarak daha şehrin içinde Bronte'den daha güzel, daha ulaşımı kolay bir yerde. Bronte şehre çok uzaktı. Ben orada hani gerçekten zorlanıyordum. Bir yere gitmek istediğimizde ya en az yarım saat, bir saat yol yapmamız gerekiyordu. O yüzden hani yaşam olarak burası daha kolay. Sadece çok fazla insan olmaması, hani orada yaptığınız çevreyle burada yaptığınız çevre ayrı değil, aynı değil. Hani o çok büyük bir yurttu ve hani herkes hep birlikteydi. Evet. Okula gelen herkes aynı binada kalıyordu. Herkes hep birbiriyle görüşüyordu. Çok büyük bir arkadaş grubum vardı mesela orada. Hı. Burada daha küçük. Peki yurtta kalmak zorunlu mu demiş bir arkadaşımız, yoksa homestay host family'de de kalmak mümkün mü demiş. Aslında bunun cevabını ben vereyim. Hayır, tabii ki de değil. Yurtta kalmak zorunda değilsiniz. Geldiğinizde eğer ki lise öğrencisi için söyleyeyim. Eğer ki bir kastedinanız varsa kastedinanız yerinizi ayarlamak zorunda 18 yaş altı öğrencilerin. Ya yurtta kalma ya da aile yanında kalma zorunluluğu var. Eğer ki yurtta kalmak istemiyorsanız bir homestay yanı ayarlayabiliyoruz. Aynı bunun cevabını da bu şekilde vermiş olalım. Ve Miray, şöyle bir şey var. Şimdi Bronte'den Upper Madison'a geçtiğinde, Upper Madison College'a geçtiğinde zorluk yaşadın mı derslerinle ilgili? Yoksa eğitim olarak nasıl görüyorsun ikisinin arasındaki eğitim farkını? İkisinin arasındaki eğitim farkı, Bronte'deki eğitim yani çok daha ağırdı. Şu açıdan ağırdı. Daha az, gerçekten yüksek not almak daha zordu. Çok daha ağır ödevler yapıyorduk. Gene çok yardımcılardı. Ama ben orada hani 90'larda ortalamaları olan okulda çok az kişi vardı. Burada ben buraya geldiğimde bir baktım hani yaptığım işle 80'lerde 90'larda notlar alıyorum. Hani o konuda sistemleri, zorlukları çok farklı. Hani buradaki bana daha iyi geliyor. Hani öyle boş yere not verme gibi bir olay yok tabii ki. Ama Bronte gerçekten hani çok yüksek beklentisi olan bir okuldu. Burası daha çok yardıma dayalı hani. Peki konaklamada ne tür zorluklar yaşadık Miray? Yemek. Hem Bronte'de hem de şimdiki yurdunda mı? Yani buraya geldiğinizde isterseniz yurda gidin, isterseniz homestay'e gidin. Şimdi hiçbir şekilde zaten bir büyük ihtimalle bir Asyalı ailenin yanına gideceksiniz. Hani Kanadalı bile değil. Genelde böyle. Ve çok farklı, aşırı farklı bir yemek kültürü var. Asla alışkın olduğum bir şey değil. Atıyorum tofu çorbaları, işte garip garip. Mesela burada sürekli domuz yeniyor. Evet. İnsanların böyle bir kültürü var. Hani siz yemiyor olabilirsiniz. Bunu değiştiremiyorsunuz ama size göre bu ayarlanıyor mesela. Domuz konusunda çok fazla İran'dan ve Türkiye'den öğrenci geldiği için buraya bunu ayarlıyorlar. Ama çok fazla da Asyalı öğrenci olduğu için mesela Bronte'de de öyleydi, burada da öyle. Yemekler biraz ona göre daha çok ayarlanıyor. Çünkü o yoğunluk çok fazla hani burada. Şimdi Evet. o yüzden Bronte'de çoğunlukla bir pilav yapıcımız vardı bizim.
İçinde bir sushi pilavı. Normal bir pilav değil. Ondan böyle tepe tepe herkes pilav yerdi. Bir etler, bir çorbalar, noodle'lar olurdu. Bir de bizim bronti chicken dediğimiz bir tavuk vardı. İki günde bir sürekli o olurdu artık. Adı çıkmış, ünlü bir tavuk. Bronti chicken. Yemek konusunda şimdi çok bir şey beklemeyin yani. Çünkü Türkiye'de de atıyorum yatılı bir okulda kalsanız ya da Türkiye'de okulda yemekhaneniz varsa bir yemekhaneden ne kadar şey bekleyebileceğinizi biliyorsunuz. Ama en azından temiz. Hani her 300 kişi yiyebiliyorsa siz de yiyebilirsiniz. Ha, ben çok sıkıntı çektim o konuda. Ben sürekli dışarıdan yiyordum. Evet. Annen de bu ara kalp göndermiş. Özge Hanım'a da buradan selamlarımızı gönderelim Ankara'ya. Burada da mesela şimdi 15-16 kişiyiz. Bu yurtta mesela şöyle bir şey var. Öğrencilerin, buradakilerin benim dışımda yarısı Tayvanlı, yarısı Koreli. Sonuç olarak onlara göre bir yemek çıkıyor. Arada da böyle benim için pizza falan atıveriyorlar. Çok nadir. Miray arada bana yazıyor bu arada. Abi ben çok acıktım. Bazen bana döner getirebilir misin? Kebap getirebilir misin? Pizza getirebilir misin diyor. Ben de getiririm diyorum tabii ki de abicim. Ya, yemek sıkıntı oluyor. Sizin için yok. Siz tofu çorbası yemiyorsunuz diye size özellikle yemek yapmıyorlar. Peki Miray şimdi bir şey söyleyeceğim abicim. Seni şimdi biz hem homestay'e yerleştirdik, aile yanına yerleştirdik hem de yurda yerleştirdik. İkisinde de kaldın. Aile yanında kısa bir sürede kalmış olsan bir küçük bir deneyimin var yani. Şimdi sadece şimdi aile yanında kaldın. Onun kısa bir tecrübesini anlat. Sonra aile yanıyla yurt arasındaki farkı anlatır mısın bize? Ben aile yanında 2 hafta kaldım. Zaten karantina olduğu için öyle hani bazen insanlar gittikleri aileyle gerçekten bağ kırıyorlar hani. Onlarla oturuyorlar, onlarla birlikte yemek yiyorlar. Hani çok yakın olan arkadaşlarım var oradaki host ailesiyle. Gerçekten aile gibi olup onların yanından ayrıldığında hala arayan soran. Ben zaten karantinada olduğum için onlarla hiçbir iletişimim yoktu. Bana sadece yemek getiriyorlardı. Ben zaten bir evin bodrum katındaydım. Ben ve bir tane kız Filipinli bir ailenin yanında kaldım. Tatlı insanlardı ama benim için hani bir böyle ben şey kafasındayım ya başka bir insan evinde kalıyor sonuçta. Hani normal bir insan der ki tamam başka bir insanın evi ama sen buraya bir para ödüyorsun ve bu oda sana kiralanıyor hani. Evet. Ben buna giremedim. Benim için o başka bir insanın evi sanki ben orada beslemeymişim gibi. Evet. Benim için rahatsız edici bir şey başka bir insanın evinde kalmak. Ben hani bana böyle geliyordu sürekli. Ama yani bir de şimdi yurttan çıkınca hani yurtta bir sürü insan arkadaşlarınızla yaşıyorsunuz ya mükemmel bir şey o konuda. Yalnız başına öyle bir bodrum katında karantina. Hani o yüzden bunların hepsi birleşince özellikle karantina olduğu için benim için çok da mükemmel bir tecrübe değildi. O yüzden hani ne kadar zorluk çeksem de ben yurt. Evet. Peki Miray sana bir şey söyleyeceğim abicim. Şimdi yurtta kalıyorsun. Yurtta kalmanın da zorlukları vardır elbet. Hani giriş çıkış saatlerini soranlar var. Ondan sonra katı kuralların olduğunu söylüyorlar yurtta. Ondan sonra bu tür kuralların olduğu ile ilgili hani ben bilgiyi vermeyeyim. En azından sen söylersen daha doğru olur. Yurttaki kuralları anlatır mısın bize biraz? Hem Bronte'de ne zorluklar yaşadığını, Bronte'deki yurttaki ne zorluklar yaşadığını, hem de Upper Madison College'daki yurttaki yaşadığın şimdiki zorluklar ve kolaylıkları da söyleyelim. Hani güzelliklerini de anlatırsan iyi olur bizim için. Ben hiç güzel bir şey söylemedim. Evet, hep olumsuz gittik birazcık. Bu böyle burası. Şimdi bunlar özel okul, özel yurt olduğu için hani saatlerini kendileri belirliyor ama genellikle 11'dir ya 10'dur akşam giriş saati. Biz Evet. Bronte'de şöyleydi. Sabah 5'te yurttan çıkabiliyordunuz. Sabah 5 ile akşam 11 arası hiçbir şekilde yurttan çıkamazsınız. Yurda birisi giremez. Bir böyle yemek söyleme falan öyle şeyler de olmuyor. Evet. Hani sadece siz çıkamazsınız değil. Hiçbir şekilde artık dışarıyla ilişkiniz bitti.
Bu röntgede bir de şöyle bir şey vardı. Onda, çok özür dilerim. Onda binaya girmek zorundasınız. 11'de odanızda olmak zorundasınız. Yani çünkü biz yurtla okul aynı bina olduğu için biz kafeteryadaydık akşamları. Hani hep oralardaydık. Yurt binasından Evet. okul binasına geçerdik. Orada otururduk. Saat 10'dan sonra da artık kendi binamıza geçip odamıza girmek zorundaydık. Evet. Sonra sabah 5'te çıkabiliyorduk. Bu final haftalarında her sabah 5'te çıkıp gider kahve alıp sonra sınava giderdik. Mesela böyleydi. Burada öyle bir saat 5 gibi bir çıkış saatimiz yok. Ama burada 11'de en geç buraya girmek zorundayız. Ha, girmezseniz ne olur? Artık müdüre mi mail atılır? Ya okulun prosedürü neyse ya müdüre mail atılır. Bir hani yaptırma olur mutlaka size. Ya bir uyarı hani suspension bile verebilirler bu devam ettiğinde hani bir ceza. Bu konuda gerçekten çok katılar. Ha, normal yani sonuçta şimdi kimse 18 yaşında olmadığı için ailenizden uzaktasınız ve o insanlar ya 300-400 insanlar sorumlu. Yani insanın sayısı önemli değil aslında. Burada da tüm 15 kişiden sorumlular. Gene de bir tanesine bir şey olsa Miray, peki bir şey söyleyeceğim. Hiç yaptırım uygulanıyor mu peki yurtta? Yani diyelim mesela geç kaldınız arkadaşlarınızla, gittiniz mesela yurda. Ben mesela bu yurtta eve yurda 11'e 3 geçe girdim. Şimdi bu yurtta böyle bir şey var. Bunların olayları iki uyarı alırsan imzalatıyorlar işte bu uyarıyı. Hani resmi bir şey. İki uyarı alırsan üçüncüsünde yurttan Evet. mesela ben ilk uyarımı 11:03 geçe girerek almıştım. Hani demiştim ya 3 dakika falan. Dediler teknik olarak 11'den sonra girdim ve biz bunu rapor etmek zorundayız. Ve sen uyarı almak zorundasın. Hani ben bir şey imzaladım falan. Gerçekten çok katılar. Hiçbir şekilde hani şey yapıyorlar. Teknik olarak sen bu kuralı ihlal ettin mi? Ettin. 3 dakikada olsa, 1 dakikada olsa, 10 saniyede olsa önemli değil. Uyarını imzalayacaksın. Evet. Peki Miray, şimdi buradasın, yani yaklaşık 1,5 yıldan fazladır, aşkın bir süredir buradasın. Şimdi bir üniversiteye başvuru yaptık. Önümüzdeki yılda üniversiteye başlayacaksın. Şimdi nasıl bir psikoloji içerisine girdin? Yani küçük yaşta buradasın, ailenden ayrısın. Hani ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? Ne tür bir psikoloji üzerinde duruyorsun? Yani kafanda karışıklıklar oluyor mu? Ailemi çok özlediğim zamanlar, hayır artık ben burada durmak istemiyorum, dönmek istediğin zamanlar oluyor mu? Bununla ilgili bize, hani kendinle ilgili, düşüncelerinle ilgili birazcık bize bir paylaşım yapabilir misin? Ben hiç şey psikolojisine girmedim. Yani şunu demedim kendime. Ya ben yapamıyorum. Ben Türkiye'ye dönüp okuyayım. Çünkü dedim ki yani Türkiye'ye dönüp okursam hani orada burada ne olursa olsun Türkiye'de ben daha kötü olacağım dedim. Çünkü hiç yani üniversite sınavı, oradaki sistem, hiç sevdiğim, mutlu olduğum bir şey değildi. Gerçekten mutsuzdum yani. Ve bana da bence yetersiz geliyordu. Yani bazı insanlar için mükemmel. Şimdi ne bileyim istemeden hani 12 tane ders alıyorduk mesela haftada. 11 Evet. hani Türkiye'de bir alan seçme olayınız var ama ya seçiyorsunuz sayısal, sözel ya da dil. Burada ben hangi bölüm okuyacaksam ona çok spesifik bir alan seçebiliyorum. Ve hani alan dersleri alabiliyorum. Ve ben bunları sürekli kendime hatırlattım. Bak dedim hani oraya gidersen bir sürünün parçası olacaksın. Hani öyle bir şeye girmiştim artık. Ne yaparsan yap hani dönme. Burada daha çok fırsat var. Ve hani tek başımayım burada. Şimdi ne yaparsam kendime hani kendimi tutmak zorunda olan da benim. Kimse ben hani yurtta yalnız başıma oturuyorum. Kimse bana işte Türkiye'de olsam atıyorum annem yanımda olur, destek verir.
Hani öyle bir şey olmadı. Burada tek başıma olduğum zaman o zaman kafama dank etti. Hani ne karar verirsem şu an bu benim geleceğimi etkileyecek. Hani ne Evet. kadar zor olursa olsun ben burada durmak zorundayım. Ve bir de annemin ne kadar duygusal bir insan olduğunu biliyorsun. Ben Evet. gittikten sonra bir ay boyunca sürekli ağladı. Ve ben hani yani ne kadar zorluk yaşarsam yaşayayım, of her şey mükemmel bir şey mi gösteriyordum. Ya şöyle söyleyeyim, ben de 2-3 cümle ekleyeyim. Sonra sen devamını getireceğim. Miray gerçekten çok akıllı, zeki, aklı başında bir öğrencimiz. Yani Miray aynı zamanda müzikle de ilgileniyor, müzikle de uğraşıyor. O yüzden çok farklı bir zekası var. Çok gerçekten, hani kendi öğrencimiz olduğu için söylemiyorum. Gerçekten çok aklı başında. O yüzden ben kendisinin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Buradan bunu söyleyeyim. Ve ailesi de gerçekten, hani Özge Hanım çok güzel yetiştirmiş. Ailesine de buradan hani teşekkürlerimizi gönderelim. Miray, peki şimdi şöyle bir şey var abicim. Hani İngilizcen çok iyi bir seviyede. Ve hani şöyle söyleyeyim sana, hani İngilizcen güzel bir seviyede ve hani şöyle bir şey yapacaksın. Üniversiteye yerleşeceksin ve üniversiteyi de Kanada'da okuyacaksın. Artık yani böyle bir plan var mı? Evet abi, ben işte üniversitede de burada gideceğim. Artık yani kendimi böyle bir ortama hazırlıyorum. Üniversite Kanada'da, kendimi adapte etmiş durumdayım. Çünkü artık üniversite başvurunu burada yaptığına göre demek ki Kanada'yı seviyorsun. Kanada'yı mesela seni sevdiren, Kanada'yı seni sevdiren şeyler nelerdir mesela? Yani Neden burada kalmak istiyorsun? Neden burada eğitimini tamamlamak istiyorsun? hani olmak istememin hani başlıca nedeni buradaki işte psikoloji eğitiminin gerçekten çok iyi olması. Buradaki kesildi mi? Yok, kesilmedi. Ha. Ben seni göremiyorum. Ben seni göremiyorum ama şu an. Ben görüyorum seni. Ben seni görmüyorum. Bakalım. Benden mi kaynaklı? Sanırım senden kaynaklı. Çok büyük. Miray'ın gelmesini tekrardan bekleyelim. Sorularınızı sorun, en son sorularınızı soralım. Şimdi Miray'ı bir tanıtım olarak aslında kendini tanıtıyor. Şu anda Kanada'nın bir eğitimini, konaklamasını, kendisiyle ilgili olan şeyleri, kısmını anlatıyor. Miray'ı tekrardan bekleyelim. Mireille'yi tekrardan davet ediyoruz. Miray, koptun bizden. Evet, gitti. Evet. Şimdi Miray, nerede kalmıştık hatırlıyor musun, yoksa tekrar edeyim mi? Tekrar et. Tamam. Şimdi hani dedik, üniversiteye başvuru yaptık. Üniversiteye başvuru yaptıktan sonra şimdi artık burada kalacaksın. Sürecin burada başladı. Hani Kanada'ya, demek ki burada üniversite eğitimini de burada devam ettireceğin için artık demek ki Kanada'ya bir adaptasyon sürecini atlatmışsındır demektir. Ailen de artık buraya alıştı, seni burada eğitimin için. O yüzden hani seni buraya bağlayan şey ne oldu tamamen? Eğitim mi, sosyal çevre mi, ya da Kanada'nın hayatı mı? Kanada ile ilgili görüşlerin neler mesela? Değişti mi, yoksa günden güne değişiyor mu? Korona öncesinde neydi ve korona sonrasında nasıl oldu? Hani bu tecrübelerini birazcık bize anlatır mısın, izleyicilerimize de?
Burayla ilgili en güzel şey, şimdi ben çok dünyayı gezmek isteyen bir insanım. Hani yok farklı kültür göreyim, dil öğreneyim. Bunlar beni çok çeker. Burada da burası o kadar çok göçmen, o kadar çok öğrenci alan bir ülke ki. Hani sanki bir ülkede 10 tane kültürle karşılaşıyor gibisiniz. Mesela ben şu an ağırlıklı olarak Asyalıların yaşadığı bir mahallede yaşıyorum. Her tarafım sushi restoranı, Çin restoranı, yok bubble tea yeri. Toronto'ya gidiyorum ya da atıyorum bir küçük kasabaya gidiyoruz. Böyle tam native Kanadalıların olduğu yerler. Onların kültürünü görüyorum. Burası çok böyle çok fazla şey içinde barındıran bir ülke. O yüzden ya o güzel. Ben onu seviyorum. Bir de burayı hani üniversiteyi burada seçmemin işte başlıca nedeni söylediğim gibi buradaki üniversitelerin gerçekten çok iyi, çok araştırmacı bir psikoloji eğitimi vermesi. Yani gerçekten bu konuda çok başarılılar. Ondan sonra burada yaşar mıyım, yaşamaz mıyım onu bilmiyorum ama hani üniversiteye burada yaşayabilecek kadar adapte oldum şu an. Sonuçta buradayım. O yüzden hani böyle adapte olamayacak bir yer değil. Çünkü sizin gibi olan o kadar fazla insan var ki ve görüyorsunuz bunu. Yani herkes sizin gibi ailesini bırakıp gelmiş. Özellikle bir yatılı okuldaysanız zaten böyle bir uluslararası öğrencilerin olduğu bir okuldaysanız öyle şey diyemiyorsunuz hani ya ben burada yandım kimse beni anlamıyor. Herkes sizin gibi ailesini oradaki hayatını bırakıp aynı şekilde geliyor sizin gibi o binada o yurtta kalıyor. O yüzden anlayabilecek çok fazla insan var. Hani o yüzden arkadaş edinmek mesela çok kolay. Çünkü herkes bir hengamede, herkes kendine bir sosyal çevre arıyor, bir şey yaratmaya çalışıyor. Sonuçta o comfort zone'unuzdan çıkıyorsunuz ve burada yeni bir tane yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bu burada kolay bir şey. Çünkü sizin gibi olan çok fazla insan var. Peki sosyal çevreyi burada yakaladığını düşünüyor musun Miray? Koronaya kadar yakalamıştım. Evet. Nasıl bir çevre yakalamıştın mesela? Mesela ya da nasıl sosyalleşiyordun? Mesela benim geçen seneki arkadaş grubum, biz şöyle bir gruptuk. Türk vardı, İranlı vardı, Alman vardı, Amerikan vardı, Meksikalı vardı, İspanyol vardı, Rus vardı. Evet. Biz böyle bir gruptuk hani. Sürekli birlikteydik ve grubun içinde bunlar vardı. Hatta bir tane çocuk yarı Meksikalı, yarı Japondu. Hani bir kültür karmaşası olmayan şey yok. Herkes bir mesela İspanyolca bir şeyler öğretiyorlardı onlar bize. Biz onlara Türkçe bir şeyler öğretiyorduk. Bir gün atıyorum Meksika restoranına gidiyorduk. Bir gün kebap yemeye gidiyorduk hep birlikte. Herkes birbirine öyle bir alışveriş vardı. Gerçekten aşırı eğleniyorduk yani. Özellikle Brezilyalı, İspanyol insanlar dünyanın en eğlenceli insanları. Evet. Peki Miray, şimdi şöyle bir şey var. Mesela o tür ortamlara girdiğinde, o tür ortamlarda bulunduğunda kendini mesela sadece İngilizce ile mi odaklıyordun yoksa onların kültürüne kendini adapte edebiliyor muydun hemen? Mesela örnek veriyorum, İspanyolların kültürü farklı. Onların mesela İspanyollar çok güzel dans ediyorlar mesela. Onlarla dans eşliğinde bulundun mu? Örnek veriyorum, Koreli arkadaşlarınla birlikte işte bir Kore restorantına gittin mi? Bu tür tecrübelerin oldu mu mesela yabancı arkadaşlarınla birlikte? Yani biz sürekli şey yapardık. Bulunduğumuz ortamda hem Türkçe müzik çalınırdı. Evet. Mesela onlara çok böyle absürt arabesk şarkılar öğretirdik, ezberletirdik. Onlar bize İspanyolca şarkılar öğretirdi. Mesela bir cümle söylüyorduk İngilizce. Sonra Evet. geliyordu. Bunu İspanyolca nasıl söylüyorsun? Hı. Bunu öğretiyorlardı. Hani mesela bir Türk bir arkadaşım çocuk bayağı İspanyolca böyle az çok anlar olmuştu. Artık öyle bir konuma gelmişti. Yanımızda sürekli konuşuluyor. O konuda çok iyiydi. Bir de herkesin İngilizcesi bozuk şimdi. Kimsenin ilk dili İngilizce değil. O yüzden birbirinizi düzeltmeye yer arıyorsunuz. Bir de birbirinizi düzeltince kimse kimseye kırılmıyor. Çünkü dediğim gibi herkesin İngilizcesi bozuk. Kimse utanmıyor. Çünkü hepimiz öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden çok güvenli bir ortamdı yani. Herkes aynı durumda. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Evet, çok güzel. Peki Miray, şimdi şöyle bir şey var. Hani sen buraya geldiğinde
hani şunu soruyor insanlar. Hani liseye gelirken acaba diyorlar ki çalıştı mı Miray'ın, bir çalışma tecrübesi var mı diyorlar mesela. Şu anda öyle bir DM'den çok fazla soru gelmiş. DM'den hani arkadaşlarımızı şu şekilde bilgilendirelim. Aslında lise öğrencilerine burada çalışma izni vermiyorlar arkadaşlar. Lisede sadece normal öğrenci vizesiyle geldiğiniz için öğrenci vizesinde, SX1 vizelerinde sadece burada öğrenim alabiliyorsunuz. Yani eğitim alabiliyorsunuz. Ama kalıca, yani Miray şimdi önümüzdeki yıl üniversiteye başladığında part-time çalışma izni olacak. Yani part-time çalışma izni haftalık 20 saat çalışabilecek. Tabii bunların esneklik payları da olabiliyor. Üniversiteye gittiği zaman work permit'ini alacak. Work permit'ini aldığı zaman herhangi bir yerde resmi olarak işe başlayabilecek. Bununla ilgili de Miray'ın zaten herhangi bir şu anda Kanada'da lise hayatında bir çalışma tecrübesi yok. Ama Miray co-op yapacak. Yani staj yapacak. Miray, co-op'la ilgili bilgin var mı abicim? Yoksa nasıl bir bilgin var co-op'la ilgili mesela? Yapacağın stajla ilgili. Yani benim şimdi o kalıcıların, hani burada hem kalıç hem üniversite var ya, o 2 yıllıkların, 3 yıllıkların daha çok böyle staj olanağının daha çok olduğunu biliyorum sadece. Üniversitede hani o staj nasıl oluyor, hangi yılda başlanıyor, ona bir ilgili bilgim yok. Evet. Aslında şimdi zaten co-op'ta anlatmak istediğimiz co-op sistemi de şu şekilde. Okullarda co-op'u almak durumundasınız arkadaşlar. Çünkü co-op sizlere kredi veriyor okullardan. Yani almış olduğunuz bir ders gibi düşünün. O dersi co-op diyoruz buna. Yani gidip bir yerde hem staj görüyorsunuz hem de Canadian Experience dediğimiz, yani bir Kanada tecrübesi ediniyorsunuz ve okul size bu şekilde kredi veriyor. Zaten ücretli bir şekilde çalışmıyorsunuz. Volunteer dediğimiz, yani volunteer'dan kastım şu şekilde oluyor. Volunteer yani gönüllü çalışma olarak bir yerde çalışıyorsunuz. O tecrübe edindikten sonra o kağıdı imzalatıyorsunuz. O kağıdı imzalattıktan sonra okula veriyorsunuz. Okul da size o krediyi veriyor. O kredinin çok büyük etkisi oluyor size. Aynı zamanda yani sizler burada rezümenizi hazırladığınız zaman, rezüme dediğimiz şey CV. CV'yi hazırladığınız zaman burada çok rahat bir şekilde Canadian Experience'ınız olduğu için ileriki dönemlerde üniversiteye başladığınız zaman da aynı şekilde rezümelerinizi iş yerlerine verdiğinizde, "Aa, evet, co-op'u var. İşte bunlara bakıyorlar. Güzel bir şekilde güzel bir background'u var." Background'ına baktıkları zaman da, check-up yaptıkları zaman da işe alımınız çok daha rahat, çok kolay bir şekilde oluyor. Miray o yüzden burada aslında o da co-op'unu yapacak ama Covid olduğundan dolayı nerede yapacağına daha şu anda karar vermedik. En kötü bizim şirkette yapacak, değil mi Olabilir. Miray? Peki Miraycığım, şimdi anlattık, eğitimle ilgili de bir şeyler anlattık. Bazı sorular var, hani bu sorularla ilgili de hani sorular gelmiş. Şimdi şöyle bir soru var, İngilizcesi hangi seviyedeydi Kanada'ya gelmeden önce demişler. Hani mesela diyelim ki sen buraya gelmeden önce bir yetenek sınavına girdin ve bu yetenek sınavındaki gelen sonucuna göre seni buradaki sınıf belirleme var. Mesela arkadaşlar sınıf düzenlemesi işte ESL A, B, C, D diye gidiyor. Bu ESL A, B, C, D'de yetenek sınavına giriyorsunuz Türkiye'de. Türkiye'de girmiş olduğunuz yetenek sınavından çıkan sonuca göre İngilizce de burada sınıfta bir sınıfa başlıyorsunuz yani. Miray, senin nasıldı o sürecin? Birazcık ondan bahseder misin? Çünkü bununla ilgili bayağı bir soru gelmiş DM'den. Şimdi o ESL English as a Second Language, yani İngilizcesi İngilizce ikinci dili olan anlamına geliyor. Uluslararası öğrenciler geldiklerinde o ESL dersini tamamlamak zorundalar. Ben o testten sonra ilk önce ESL DO ile, ya yani en sonuncusuyla başladım. Sonra bana dediler ki senin buna ihtiyacın yok. Ama 10. sınıf İngilizcesi alırsan, hani ESL yerine, 11. sınıftaydı. Dediler ki 10. sınıf İngilizcesi alırsan ESL yerine sonra kendi sınıfından devam edebilirsin. Hani 10. sınıf İngilizcesinin benim için daha iyi olacağını düşündüler. Çünkü normal İngilizce, hani bizim edebiyat gibi düşünün. Bir de birisine, atıyorum, göçmen gelen bir öğrenciye Türkçe öğrettiğiniz dersi düşünün. Birisi gramere dayalı, birisi de daha çok okuma yazmaya dayalı. Evet. Ben öyle, o yüzden ESL almadım. 10. sınıf İngilizcesinden başladım. Sonra 11, şimdi de 12 alacağım. Evet.
Peki buraya geldiğinde İngilizce sınıfına yerleştirdiğin, yani seni İngilizce ESL kaçtan başlamıştın Miray? C'den mi başlamış, D'den mi başlamıştın? D'den başladım. Sonra sadece 2 hafta D'deydim. Sonra Hı. sen ona ihtiyacın yok. Senin İngilizce artık ESL almana gerek yok. Direkt seni normal Kanadalıların olduğu yere koyalım. Güzel. Peki ESL diye girdiğinde ki oradaki İngilizce seviyeleri gerçekten hani Kanadalılarla birlikte konuştuğunda zorlandın mı yoksa yani İngilizceye ilk başladığın zaman zorlandın mı yoksa hani yo abi benim için normaldi hani normal konuşuyordum mu diyorsun? Ben İngilizce'de zorlanmadım. Çünkü ben Türkiye'de de o dilci dediğimiz gruptandım. Hani benim anladığım şey oydu. Ben edebiyattan, dilden anlardım. Sözelciyim. O yüzden İngilizce'de zorlanmadım. ESL zaten. O ESL dediğimiz şey bizim Türkiye'de gördüğümüz, Türkiye'deki okulda gördüğümüz gramer dersi. Gerçekten o sadece İngilizce anlatılıyor hani. Gene böyle tay tay tay. Çok yavaş. Evet. Hocanın ne tane konuştu. Öyle yapmak zorunda şimdi. Ha, seviyeniz yüksek olsa bile, seviyesi yüksek olan insanlar bile utanıyor konuşmaya. Çünkü hayatında hani biliyor İngilizce ama konuşmamış. Mesela Türkiye'de bizim konuşmaya dayalı bir İngilizce eğitimimiz yok. Öğreniyoruz, okuyoruz. Öyle konuşmuyoruz ama İngilizce. Derste gene Türkçe konuşuyoruz. O yüzden İlk geldiğinde insanlar genelde Türkçe konuşmaya, İngilizce konuşmaya çok utanıyor. Evet. Ben biraz onu da çözmek adına ESL'de böyle sürekli sizinle konuşan bir hoca, sürekli sizin yanınızda sürekli böyle yok boşluk doldurmalar yapıyorsunuz. Türkiye'deki gibi sürekli ödevler yapıyorsunuz ama düşük bir seviyede. Normal İngilizce derslerinde de size bir kitap veriyor. Bir hani dönemli kitaplar veriyor. Okuyorsunuz. İşte o daha çok böyle hani gramerle bitirmeniz gerekiyor artık ki bir şey okuyup yazabilirsiniz ya da konuşabilirsiniz, sunum yapabilirsiniz. Ben bu Evet. konuda zorlanmadım. Benim için daha iyiydi. Yani şey orada gramer hala öğrenmek hatta beni tutuyor gibi hissediyordum. Çünkü ben asıl bir dilin hani konuşularak daha çok hani konuşmak zorunda kalarak öğrenildiğine inanan bir insanım. O yüzden sürekli sunum yapmak, sürekli bir şeyler okuyup yazmak beni daha çok iyi etkiledi. Peki Miray, sana bir şey soracağım abicim. Şimdi buradaki geldiğin hani sınıfta geldiğin zaman eğitime baktığında şimdi sen 11. sınıfta çıkıp geldin. Peki 10. sınıfta liseyi Türkiye'de okurken hani sence ki yani ikisinin eğitim arasındaki farkları söyleyebilir misin? Yani bize evet abi yani Türkiye'deki daha zordu, Kanada'daki daha kolaydı ama Kanada'daki şartlar şu şekilde zor, Türkiye'deki şartlar bu şekilde zor diye. Hani bir fark aradaki farkları bize anlatabilir misin? Şimdi 10. sınıfta ben daha alan seçmemiş olduğum için Türkiye'de 12 tane dersim vardı. Hem sözel dersler görüyordum hem sayısal dersler görüyordum. Kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, İngilizce, Almanca. Yani Türkiye'de böyle gerçekten çok advanced bir şey görüyoruz. Atıyorum mesela Türkiye'de matematikte çok düşük bir öğrenciydim. Buraya geldim 11. sınıfta. 11. sınıf matematiği almam gerektiğini söylediler. Ben hocanın yanına gittim. Dedim ki benden bir şey beklemeyin. Ben kendi dilimde de bunları anlamıyorum ve Evet. anlamayacağım. Lütfen dedim beni geçirin. Lütfen. Sonra Türkiye'de Türkçe anlatıldığında 30-40 alan kız testlerde ben buraya geldim 80-90 almaya başladım. Evet. Bunun birinci nedeni şimdi Türkiye'deki bizim müfredatlarımız çok ağır. Bir dersin her konusunu, her şeyini, her ayrıntısını kısa sürede ve çok zor bir şekilde görüyoruz. Evet. Burada biraz daha ihtiyacınız var mı diye bakıyorlar. Mesela ben psikoloji okuyacağım. O yüzden 12. sınıfta benim matematik, kimya, biyoloji bunları almama gerek yok. Hani ve benim alacağım dersler hani diyorsun belki diyorsunuzdur tamam Türkiye'de de alan seçiyorsunuz. Burada şöyle alanlara ayrılıyor dersler. Business dersleri, sosyal bilimler dersleri, güzel sanatlar dersleri, coğrafya tarih dersleri, İngilizce dersleri. Başka bir şey unutuyor muyum? Bir de science, O bilim. sayın evet bir de bilim var. Bunlar var. Hani daha spesifik bir alana ayrılıyor. Buranın böyle bir güzelliği var. Mesela ben Kanada'daki aileler ya da
toplumdaki değişimler, derslerimin adı bunlar. Dünya kültürleri, böyle dersler alıyorum. Çok sürekli mesela insanlarla anketler yaptım, psikolojiye dair çok fazla teori öğrendiğim. Bunlar ama hani Türkiye'de böyle değildi. O yüzden buranın böyle bir güzelliği var. Buradaki ders sistemi daha zor geliyor. Çünkü spesifik bir alanda sürekli ödev yapıyorsunuz mesela. Türkiye'de bizim bir dönemde iki tane sınavımız vardır. Türkiye'de insanlar ödev yapmaz. Çünkü o sınavdan not verilir. Burada bir tane final sınavımız, final projemiz var. Hani üniversite gibi biraz sanırım. Ama biz yaptığımız ödevlerden not alıyoruz. Mesela burada hoca birisi derste elini kaldırıyor, bir şey konuşmaya başlıyor, adam orada not alıyor. Hani Evet. Bir öyle durup durup çalışmayıp çalışmayıp sonra sınavda yapabileceğiniz, sınavdan önce çalışabileceğiniz bir şey yok. Sürekli çalışmak zorundasınız. Sürekli aynı hızda gitmek zorundasınız. Geri kalmamanız lazım. Daha zor ama kendi alanınızda bir şey yaptığınız için, daha böyle sevdiğiniz dersler alma imkanınız olduğu için gerçekten onunla o sizi motive ediyor. Evet. Miray, şimdi abicim şimdi biz psikolojiye çok değindik. Şimdi sen de hani psikoloji okumak istiyorsun üniversitede. Aha. Değil mi? Peki yani psikoloji okumanın nedeni nedir? Hani bunu kaç yaşında karar verdin? Ve buraya geldiğinde hiç fikir ayrılığına düştün mü? Ya yok, bu bölüm olacaktı. Yoksa yok, abi ben psikolojiyi seçtim ve psikoloji üzerinde gideceğim. Ya da ailen mesela, kızım yok, Özge Hanım bunu diyor mesela. Yok, Miray hani bu bölümü okusan anneciğim daha iyi olur dediği zamanlar oluyor mu? Hani sen neden psikolojiye bu kadar? Çünkü ben seni bildim bileli, abi ben psikoloji okuyacağım diyorsun. Ama ben de sana bunun nedenini söylemedim. Neden abicim psikoloji okuyacaksın diye soru sormadım sana hiç. Burada soralım herkesin içerisinde, herkesin. Yani canlı yayında soralım bu soruyu sana. Neden psikoloji? Ben 9. sınıfa kadar aslında müzik okumak istiyordum. Sonra ben Türkiye'de devlet korosundaydım. Koronun ilk günü bize şefimiz geldi, dedi ki hepiniz dedi çok yetenekli çocuklarsınız, bunu biliyorum. Hepiniz belki müzik okumak istiyorsunuz. Belki buradan bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Ama bana hepiniz söz vereceksiniz. Şu anda da bu ülkede ya da çoğu ülkede sadece bu işi yaparak öyle para kazanmanız, ünlü olmanız, zengin olmanız, böyle hayalleriniz neredeyse imkansız. O yüzden şu an bugün bana hepiniz söz verin, müziğin yanında başka bir şeyde de uzmanlaşacaksınız dedi. Hani gerçek dünyaya dönün dedi. O kadar göründüğü gibi toz pembe değil artık. Ben ondan sonra dedim ki ya gerçekten demek ki hani bu kadar zor. Çünkü nereden bilebilirim ki ben hani onların arasından sayılabilecek miyim? Küçüklükten beri gelen bir müzik eğitimim yok. Enstrüman çalmıyorum. Dedim hani ben bunu her halükarda ne yaparsam yapayım geliştirebilirim. Ama benim ikinci bir alan bulmam gerekiyor. Ben böyle hep arkadaş grubunda falan hep tavsiye veren insanım normalde. Psikoloji konusunda psikanaliz kitapları okurdum hep. Ne bileyim, psikologların işte hastalarıyla yaptığı röportajları okurdum. Bu kitaplara çok ilgim vardı. Sürekli böyle şeyler, makaleler bakardım. Yani psikoloji okumak, psikolog olmak çok da ilk planımda değildi. Sonra ona yöneldim. Dedim hani müzik yapmazsam ben ne yapabilirim? Evet. Çünkü ben çok yani sıkıcı bir iş hayatı olmaktan çok korkan bir insanım. Hani hayatımı yaparak geçireceğim şeyin gerçekten beni beslemesini isterim. Ve hani insanlarla konuşmak, insanların o kafasına girmek, o hani dünyaya girebilmek beni çok besleyen bir şey. Ve benim hayatımda yapabileceğim bir şey. Yani psikolog olmasam da gene insanlarla konuşmak, onların o kafa yapısına inmek, belki hani bir insanın kafasında bir şey değiştirebilmek çok büyük bir şey. Çünkü biz hayatımızda her şey kafamızda bitiyor. Yani biz etrafımızdaki güzellikleri hep kafamızda bitiriyoruz. O yüzden bu beni çok büyülüyor. O yüzden ben bu yüzden terapist olmak istiyorum. Terapist olmak istiyorsun. Çok güzel. Peki şöyle söyleyeyim. Tabii bunun için aslında söylemek erken ama en azından bir öngörün vardır diye düşünüyorum. Peki Miraycığım, yani şöyle bir şey var. Diyelim ki eğer ki burada psikolojiyi bitirdin. Devamında
Burada mı devam etmek istersin yoksa ileriki planlarında Türkiye'ye dönmek var mı? Yok abi ben evet üniversiteyi bitirdiğimce artık eğitimimi de burada tamamlamış oluyorum. Ailemin yanına oraya gideceğim. Orada kendime iş yerimi kuracağım ya da orada bir yerde çalışacağım diyorsun. Yoksa yok abi hayır ben burada bitirdim. Artık Kanada'ya da alıştım. Ben Kanadalı olacağım. Artık işimi de Kanada'da kurmayı düşünüyorum. Kanada'da devam edeceğim. Bunun için erken bir soru mu yoksa bununla ilgili bir öngörün var mı? Yani ben zaten şimdi benim klinik psikolog olmam için 2 senede master yapmam gerekiyor. Ben onu da zaten başka bir ülkeye gitmek istiyorum. Bunu çok istiyorum. Hani ilk başta dedim ben gezmek isteyen bir insanım. Gerçekten çok farklı yer görmek istiyorum. Ama Evet. gelmeden önce dayımla şey konuşmuştuk. Hani ben gideyim, okuyayım, geziyim, çalışayım, yeterince tecrübe kazanayım. Sonra geleyim sen buraya bana kliniğimi aç. Böyle. Ya ben Türkiye'de gerçekten çok rahat yaşayabileceğime ve çok yeterli tecrübem olduğuna eminsem Türkiye'ye gider bir klinik mi açacağım, ne açacağım, bunu yaparım. Ya Türkiye'de Evet. yaşamayı tabii ki isterim. Sonuçta doğup büyüdüğüm bir yer, hani güzel bir yer. Eğer Türkiye'de rahat yaşıyorsanız gerçekten yaşanılması da bir yer. Evet. Aslında. Kanada'ya kıyasladığımız zaman aslında Türkiye sadece Kanada'nın şartları birazcık daha elverişli iyi. Ama onun dışında yani Türkiye'deki aslında yaşam koşulları olsun ya da eğer ki gerçekten güzel bir bölümün varsa, güzel bir kariyerin varsa Türkiye'de yaşamayı daha uygun buluyorsun yani anladığım kadarıyla. Daha uygun değil de şimdi insan Ailen orada olduğu için belki de. ya rahatlık anladın mı? Rahat. Tabii. Ailenin yanında olduğun mu daha rahat ama burada olduğun zaman birazcık daha kendi ayaklarının üzerinde durduğun için Yok. zorlukları mı var diyorsun? Yo ben Türkiye'ye gitmeden önce gene hani bir Suriye'de gitmek istiyorum tek başıma ama Hı. Türkiye'deki rahatlık şöyle bir rahatlık. Şimdi kuralını yeni yordamını bildiğiniz yer. Evet. Burası çok kuralcı bir ülke. Hani insanları da öyle, devleti de öyle. Gerçekten kuralcı bir ülke. Hele şu korona zamanında. Tamam bu şu an bu güzel bir şey, bu çok doğru bir şey. Ama rahatınıza çok böyle ben şeyli bir insansanız biraz daha Türkçesini bulamıyorum şu an bana çok gıcık olacaklar ama hani kendinizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorsanız böyle hani bir toplum vardır bir ben vardır ya Evet. rahatına düşkün insan için ben daha önemlidir. Hani Evet. kural bana çok işlemesin. Evet. Eğer çok mükemmel bir kariyeriniz varsa, çok iyi rahat yaşayabiliyorsanız her Evet. yerde yaşayabilirsiniz. Buna Türkiye'de dahil. Kesinlikle. Evet. Ben de Miray'a birazcık katılıyorum. Peki Miray sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin duygusal birazcık daha duygusal yapının olduğunu bildiğim için, aile bağlarının da güçlü olduğunu bildiğim için. Şimdi peki hani burada ailenden ayrısın. Şimdi tabii eğitimini burada devam ettiriyorsun. Biz de burada sana desteğimizi sunuyoruz. Ama mesela hani şu aklına geliyor mu ya anne ben yapamıyorum artık siz olmadan konsantre olamıyorum. Bir psikolojik savaş içerisindeyim. Ya hayır ben artık buradaki eğitimimi oraya taşımak istediğim zamanlar oluyor mu mesela? Yoksa yok hayır abi ben kesinlikle buraya kendimi fokusladım. Artık öyle şeyler düşünmüyorum. Tabii bazen zorlukları oluyor. Bir psikolojik savaş içerisine giriyorum, kaygı içerisine giriyorum. Ama bunu yenebilecek yaşa geldiğimi düşünüyorum. Diyor musun kendi içinde? Yaşam konusunda bazen Türkiye'de yaşamak istediğim oluyor. Ama eğitim konusunda hiçbir şekilde Türkiye'deki eğitime geri dönmek istemiyorum. Evet. Peki Kanada'nın sana katmış olduğu tecrübeler nelerdir Miray? Şimdi çok gene insanların bana nefret edeceği yanıtlar vereceğim. Çamaşır yıkamak. Bulaşık. Ya yani her şey tek başıma Türkiye'de de hani çok böyle insanlardan ah bana şunu yapın, bana bunu yapın, beni buraya götürün diyen bir tip değildim. Hatta böyle daha gıcık bir insanımdır ben. Biri bana yardım teklif eder, ben de ben yaparım. Burada onu şimdi ben yaparım demek çok kolay bir insana. Yardım olduğunu biliyorsunuz yanınızda. Rahat rahat diyebiliyorsunuz ama burada isteseniz de yok. Evet. Yani sen varsın tamam ama
ya da arkadaşlarım var tamam ama şimdi kendim halletmek zorunda oldum. Bazı şeyler var burada. Sonuçta yalnız yaşıyorum hani. Bir de yani bütün hayatımın olduğu insanlar yok yanımda. Her zaman sen olamıyorsun. Her zaman arkadaşlarım olamıyor. Ben gene olayın sonunda yalnızım burada. O yüzden o yalnızlık bana şu korona döneminden öncesine kadar iyi geldi. Evet. Yani ben daha böyle duygusallıktan çok mantıklı olmayı öğrendim biraz. Çünkü hedefe odaklandığınız zaman o kadar da şey gelmiyor süreç. O kadar da zor gelmiyor. Ya da zorlukları görmeyebiliyorsun. Öyle. Evet, aslında kısaca bir özet geçecek olursak Miray 17 yaşında ve 11. sınıfta buraya geldi. 11. sınıfta Bronte'de bir liseye başladı kendisi. Ve ondan sonra 12. sınıfta kendi lisesini değiştirdik. Başka liseye aldık şartlardan ötürü, eğitim şartlarından ötürü, bazı zorluklardan ötürü. Ve hem homestay tecrübesi oldu ve hem de aynı zamanda yurt tecrübesi oldu kendisinin burada. Güzel tecrübeler edindi. Eğitiminde de çok başarılı bir öğrencimiz kendisi. Ve üniversiteye de kendisinden burada başvurularını yaptık ve üniversiteye de kendisi önümüzdeki yılda burada devam edecek. Kısaca açıklamak gerekirsek, hani canlı yayını bir özetleyecek olursak. Ve Miray burada kendini artık kanıtlamış bir vaziyette. Çünkü lisesini burada bitiriyor. Nisan'da da kendisi mezun oluyor zaten. Ve kendisi gayet memnun. Güzel bir şekilde yaşamını, koşullarını, kendi koşullarını oluşturmuş durumda. Biz de kendisinden çok memnunuz. O da bizden çok memnun. Güzel bir şekilde devamlılığını getiriyor. Tabii bu süreçte devamlılık çok önemli. Miray, senin söylemek istediğin, eklemek istediğin şeyler var mı abicim? Ya da buradan Kanada, yani Türkiye'den Kanada'ya gelecek olan lise arkadaş, yani buraya da eğitim öğretim için buraya gelecek olan arkadaşlarımıza ne önerirsin? Bir önerilerin var mı? Ya da ailelere ne söylemek istersin buradan? Yani çocukları hakkında endişelensinler mi? Yoksa yok, gözünüz kapalı gönderebilirsiniz diyebilir misin? Onlara birazcık tavsiyelerini söyler misin? Yani eğer benim yaşlarımdaysanız ve buraya gelmek istiyorsanız ama korkuyorsanız yok yalnızlık yok başka bir dil falan hiç korkmayın çünkü kimler kimler yapıyor ya burada bir sürü öğrenci var hani o yüzden hiçbir şekilde korkmanız gerektirecek hiçbir şey yok. Herkes evet. Başka insanların da sizinle aynı şekilde yaptığını görünce siz de hırslanıyorsunuz zaten. Hani kendi açınızdan yok yapamaz mıyım falan diye korkacak bir şeyiniz olmasın. Çünkü bir şey yapmak zorunda olunca yapıyorsunuz. Ailelere ne söyleyebilirim? Aileden ayrı kalmak konusunda çok zor ve çok sabır isteyen bir şey. Bir de Kanada aşırı uzak tabii Türkiye'ye. Öyle bir şey de var. Bu da bir zorluk ama ben şuna inanıyorum. Bir insan çocuğunun bir şeyler başardığını, tek başına başardığını görünce o gururla zaten ona gel demek yerine onu daha çok hırslandırır. Bunu gördüğünüzde doğru bir karar vermiş olduğunuzu anlarsınız. Bu sanki bir yatırım yapmak gibi düşünün. Sonuçta her bebeğim bir insan yetiştiriyor ve bu hani mesela benim ailemin bana yapabileceği en büyük yatırım. Benim karakterimde çok etkisi olan bir tecrübe. Korkulacak hiçbir şey yok. Zor. Ama zaten yaşadığınız yerde de zorluklarınız olmasa bu böyle bir şey yapmayı da göz önünde bulundurmazsınız. Evet, kesinlikle. Ben de Miray'a çok katılıyorum. Bizi dinlediğiniz için, canlı yayına katıldığınız için özellikle gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan da Miray'ın başta ailesi olmak üzere Özge Hanım'a, herkese buradan çok selamlarımızı gönderelim tüm Türkiye'ye. Eğer ki arkadaşlar kafanıza takılan sorular varsa DM'den özel olarak bize yazabilirsiniz. Size her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Fiyat hakkında çok fazla sorular sormuşsunuz. Çok fazla bilgilendirme geçemedik fiyat hakkında. Canlı yayınımızın bitmesine çünkü bir dakika var. Eğer ki DM'den yazacak olursanız fiyatlar hakkında bilgilendirme yapabiliriz ya da Türkiye'deki danışman arkadaşlarımıza yönlendirebiliriz. Eğer ki gelmeyi düşünüyorsanız ciddiyetiniz yurt dışı ile ilgili sadece Kanada ile ilgili değil,
tamamen yurt dışı danışmanlığı ile ilgili bir danışmana ihtiyaç duyuyorsanız size ona göre danışman arkadaşlarımıza yönlendirebiliriz. Hepinize izlediğiniz için bir kez daha teşekkürler. Miray'a da canlı yayın konuğumuz olduğu için bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Miray'cığım çok çok teşekkürler. Yarın seninle birlikte görüşmek üzere abicim. UMC'ye gitmeyin demişler. Kapat. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.